Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Allah nasip etti. Geçen sene böyle bir topluluğa bu üçlü Ahmet Tanyeli, Tanyel ve Erdi Bey ile beraber Ramazan boyunca yaptık. İnşallah bu sene de yine böyle bugüne itibaren başlayarak 30 Ramazan her gün ikinden sonra 6.30-7 çeyrek geçe arasında iftara yarım saat kala inşallah devam edeceğiz. Bu vesileyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem kurtuluş olan Ramazan'a kavuşan Allah'a hamdolsun sen olsun. Ramazan'ın bereketiyle Kur'an'dan hakkıyla istifade etmek bize nasip etsin değerli kardeşlerimiz. İhlas, uhuvvet, şuur içinde ümmeti Muhammed'e birlik beraberlik nasip etsin. Üzerimizdeki belaları, musibetleri biraz korona belasından kurtarmak nasip etsin. Der. Arzı böyle kendine sacit bir abid, ibadına mescit, mahluklarına beşik, kendine müsebbi ve mükebbir eden Zat-ı Celal'e yarın zerrata edince hamd tesbih tekbir edip değerli kardeşlerim ve mevcudata edince hamd ederiz ki bize bu nevi ubudiyet ders veren Mahbub-u Kulüp, Muallim-i Ukul, Mürebbi-i Nüfus ve Sultan-ı Ervan Aleyhisselam'a ümmet bazı üstad talep vermiş. Rabbim bizi kendine kul, hab ümmet, üstad talep edilsin. Bugün ilk dersimizde Ramazan'ın tebrikle ilgili ve Ramazan kıymeti ile ilgili konuşacağız. Diğer cami imamları gibi işte Ramazan'da bu kadar namaz kılmak, şöyle yapmak, oruç kalkandır, cennetin şu kapısına girecek. Bunları bildiğiniz için, lafı güzel olduğu için, malum iğnem olduğu için onları söylemek istemiyoruz. Şimdi direkt yine üçlü arkadaşımız, bir tarafta Ahmet Tanyan abimiz, bir tarafta Erdi Bey kardeşimiz, bir de ben yapacağız. Şimdi planımıza göre şualardan, barların arkasından, Kastamonu sözlerden, müteahhit yerine alıntılarla ara sıra ben açıklama yapacağım. Bu kadar. Bu vesile tekrar bu hayırlı vesile olsun der. İlk sözü Ahmet Tanyal kardeşimizin şuaları okumasına bırakıyorum. Ve sayfa da söyledi Ahmet Tanyal. Hangi sayfa? Şu söz yayına bir ona göre. 630 Bakanlar bak. şualar. Bir daha söyle şualar. 630. Tamam. sayfanın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerifin Leyli-i Kadri'ni umumunuza 1.000 aydan hayırlı eylesin. Amin. Ve 80 sene bir ömrü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Evet Allah'ım bu Ramazan kısa bir tebliğ. Çok yerde var da zaten Nur Vakfı bu Ramazan ile ilgili bir tebliğ yayınladı. Biz de onun dışında bazı mektuplarla süsleyeceğiz. Mesela barla arkasında da yine bir şey var. Okuma ile ilgili bir yer var. Risale ve Kur'an okuma. Bu ayda bol bol Kur'an ve Risale okuyacağız. Bunu teyit eden Erdi kardeşimiz barla sayfa 451'de bir yer var. Buldun mu Erdi Bekarim? Buldum. Bu konu. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat şu şuur-u selase çok kıymetlidir. Leyla-i Kadir'in sırrıyla 80 sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte en iyi, en eftal şeylerle meşgul olmak lazım geliyor. Bir dakika, bir dakika. Tanyel kardeşim, şu anları açar mısın? Dedi ki, Erdi bir kardeşimiz, dedi ki, fakat bu şuur-u selase çok kıymetlidir deyince şu anda aklıma geldi. Neden kıymetlidir? 613 açtın mı? Açtın mı? Çünkü Aç. açtım. Hemen ikinci paragrafta Aziz Sıddık kardeşimde mektup var. Evet. Ondan 4 satır aşağısında hemen 5 günden Tamam, sonra okuyorum. çok mübarek buldun mu? 5 günden sonra Okuyorum. oku. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te 1000'e çıkar. Cuma gecelerinde binlere ve Leyli-i Kadir'de 30.000'e çıkar. Devam Devam et, edeyim. devam et, devam et. Bu pek çok uhrevi faideleri kazandıran ticaret uhreviyenin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuhur-ı selaseyi böyle 1'e 10 kar veren Medrese-i Yusufiye'de geçirmek elbette büyük bir kârdır. Ne kadar zahmet çekirse
kârdır. Demek yani, ki evet, aynı evet, rahmettir. Buyur Erdi Karcımız. Bir daha oku. Fakat bu şuur selase çok kıymetlidir. Fakat bu şuur selase çok kıymetlidir. Leyla-i Kadir'in sırrıyla 80 sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte en iyi, en eftal şeylerle meşgul olmak lazım geliyor. İnşallah Kur'an'a ait mesaille iştigal bir nevi manevi mütefekkirane Kur'an okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-ı Kur'an manaları risalelerin istihsan ve mutalalarında vardır itikadındayız. Zaten bu ciheti siz takdir etmişsiniz. Evet değerli kardeşim, görüyorsunuz. Demek ki bu ayda bol bol Kur'an okuyacağız. Zaten cüzler dağıldı. Bir de Risale okumamız, dinlememiz de lazım. Hamdolsun. Şimdi ama nasıl Kur'an dinleyeceğiz? Nasıl Risale okuyup dinleyeceğiz? Saygımız nasıl olacak? Hem Mesnevi Nure'de hem de Barla'da Bursa'da bir açıklama var. Öyle Barla'dan okuyalım. Hulusi abi bir mektubu var. Nasıl Risale dinlermiş? Ve Risale sanki Kur'an okuması da Mesnevi'de nasıl dinlememiz lazım? Öyle yapmak lazım. Belki Tanyeli kardeşler hatırlar. Sungur abinin bir sözü vardı. Samimi olarak Risale okunduğu vakitte üstad orada hazır olur. Bir şey var değil mi? Hatırladın mı? Nasıldı? Evet. Söyler misin onu? Yani, Risale-i Nur okunduğu yerde üstad manen hazır oluyor. Değil mi? Evet. Üstad geldiği vakitte nasıl ki hazır olduğuna da saygı durursun. O halde gerek Risale okumada, gerek konu okumada da nasıl yapmamız lazım? Bizi bir ders verecek. Kaçırmayalım bu fırsat sevabı. Oku kardeşim. 72 Barla. Evet. Risalet-i Nur, Mektubat-ı Nur'un mutalası, tahrir edilmesi, başkalara neşir ve tebliğe, ala kadril istita'a çalışılması gibi emri hayr azime hav ve kuvvet-i samadani ve inayet ve lütf-ı rabbani ile muvaffak olduğum zamanlar ki bu evkatta evvelen ve bizzat bu fakir istifade, istifaze, isteane etmiş oluyor. Bak demek ki Risale okuda da ben Ceyhan abinin bir hatırayı dinlemiştim. Ceyhan abi hanımı diyor ki bir şey soruyor. Üstadla ilgili bir şey soracak. Biraz Risale okur musun diyor. Şu an işim var diyor. Aradan birkaç gün geçince yine söylüyor. İşim var diyor. Sonra aradan geçince okuyor. Anladım ki diyor abdestsiz Risale okumak istemiyor diyor. Saygısından dolayı. Hakikaten bazı abiler de bilmiyorum sen bilirsin. Bazı abiler de böyle Risale'ye karşı gerek ehemmiyeti gösterirler değil mi? Var mı öyle bir bildiğin? Evet. Doğrudan doğru hakaiki Kur'ani ve imani olduğu için abdestli okulunca manevi bir hazırlık hükmüne geçiyor. Değil mi? Bak işte Hulusi abi de sanki ben de bir hal oluyor gibi. Çünkü üstadın karşısında okuyormuş gibi bir hal oluyor. Onu ifade edelim. Devam et değerli kardeşim. Bu itibarla mezkur saatleri çok mübarek tanıyor. Hangi saatleri? Belli değil. Yani Risale okuyacağım o zaman da değil mi? Evet. Bak şu anda mezkur saatler değil mi? Anlamazı. Evet. Firakına acıyor. O yaşayışının devamını, tekrarını, kesilmemesini ezdü canu dil arzu ediyorum. Peki. Devam et. Fakat ne çare ki? İhtinam edebildiğim kısacık vakitlerde. Yani fırsat bulduğum vakitlerde. Fırsat bulduğum evet. Kısacık vakitlerde. Zihnimi safileştirip nurların karşısına, dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına ve aziz muhterem üstadımın medresesine ve oğlu Seyyidül Kevneyn Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine ve nihayet Rabbul Alemin'in Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuru la mekanisine çıkıyorum. Nasıl oldu? Dolayısıyla Risale'nin karşısına girince bir Kur'an'ın mucize-i manevisi tefsir olduğu için onun karşısına çıktığımı düşünüyor. Sonra üstadın medresine aklıma geliyor. Evet. Sonra Peygamber Efendimiz'in sanki Ravza-i Saadet'ine etti 3. makam. Sonra ne diyor ona sonra? Cenab-ı Hakk'ın mekandan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan muallan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kendimi hissediyorum. Evet. Ama ya Rabbi değil mi? Evet. Nasıl bir şeyse değil mi? Değil mi Ahmet Tanyel? Bu Risale'de geçen her cümle Risale'nin manası şeyi Kur'an değil mi? Yani huzurdayız da onu hissedebilmek şuurunda olmak.
Değil mi? Sen hatırlar mısın? İhsan Kasan'ın bir sözü vardı. Risale-i Keçi her bir cümle, her bir belki kelime bir Kur'an'ın mali demiyor muydu? Değil mi? Bir hadis-i şerif veya Kur'an'ın bir ayetinin malidir diyor. Diyorsun. Aynen. Evet. Böyle düşünerek nasıl Kur'an, hatta bazı abiler abdestsiz eline sürmüyor daha. Ben yapamıyorum gerçi ama yani ama böyle saygı gösteren. Neyse bakalım şimdi devam. Bu sebeple şimdi önemli. Bu sebeple cidden onurlarla iştigal etmediğim zamanlar keşke enfası mağdude-i hayatından olmasaydılar. Ne demek diyor. Lügata bak bakalım ne demek? Lügatta ne diyor? Ya, ne diyor? Enfası hayatın sayılı nefesleri. Ha. Hayatın sayılı nefeslerinden olmasaydı. Yani onlar. Demek ki buradan bir ince nokta var. Aldığımız her nefesin hesabı var mı? Var. Şu Mesnevi Nuriye'de 10. Risale diyor ki hadiste vardı ki, rivayet edilir ki ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya hasenat-ı muziye olarak veya seyyiatı ya parlak olarak girler ve karanlık gelirler. İşte ben de diyor fırsat bulduğu vakitte Risale'nin karşısına geçince öyle bir haz duyuyorum ki makamdan geçerek keşke diğer ömür dakikaları sayılmasa da. Demek ki bütün ömür dakikaları nerede sayısın? Ya. Evet. İmam yine Kur'an hatırlarsın. Sen yine ben de Bayram abi üstad hiç boş zaman oluyormuş. Bir söyler misin? Hiç dakikasını boş geçiriyor muymuş? Üstad hiç 5 dakikasını dahi boşa geçirmezdir diyordu. Nasıl? Daima ya, şey? Ya okur, ya okutur, ya tefekkür eder. Öyle mi? Ya. Üstad hiç zamanı çok dakik böyle hassas kullanırdı diyor. Bak elhamdülillah. Şimdi geldik. Madem Risale böyle dinlediğine göre Kur'an'ı biz de Ramazan günü Tanya kardeşim dedi. Ya oku, ya okut, ya dinle. Bakın galiba bugün bana mesaj geldi. Nur Vakfı 12'de mi galiba? Hatim okuyor, verici bir şey mi? Hatim mi olacak galiba sizin? Evet, hatim. Evet. Hatim. Şimdi hatim dinliyoruz veya Kur'an okuyoruz. Ne şekilde dinleyelim? Ne şekilde bir manevi havaya girelim? Şimdi bunun da izahını Zeyl Habbe'de, Mesnevi Nuriye'de Erdi kardeşimiz sayfa 185'te onu okur musun? Mesnevi Nuriye'yi. İlem eyyel aziz. Ey aziz kardeşim bil ki Kur'an-ı Kerim okunurken istimaında bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin. 1. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nübüvvet kürsüsüne çıkıp Nevi Beşer'e hitaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken kıraatini kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. O Femi mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun. Nasıl oldu? O mübarek bir, ağzından çıkar gibi dinlemiş nasıl olursun. Oldu? Yani sahabe peygamberimizin abdest alırken de suyu damlatmıyormuş, yani damlatmıyormuş. Ağzından çıkan evet. Her kelimeyi o kadar can gönül dinliyor ki sanki böyle şey orada bir rüzgar olsa onu odayı onu rahatsız ediyor. O derece kendisine veriyor. Birinci bu. Kur'an'ı böyle dinlememiz evet. Lazım. İkincisi biraz daha makam yükselecek. 2. Veya Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'a tebliğ ederken her iki hazretin arasında yapılan tebliğ tebellü vaziyetini dinler gibi o. Evet. Değil mi? Nasıl oldu? Evet. Cebrail aleyhisselam havayı getiriyor. Sen Vali de getiriyor. Onları dinliyormuşsun gibi. Çok acayip makam değil mi? Evet. 3. 3 veya Nadir'in Kab-ı Kavseyn makamında 70 bin perde arkasında mütekellim-i ezelinin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı olan tekellümünü dinler gibi hayali bir vaziyete gir. Birinci nedir birinci? Birinci Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan dinliyormuş gibi. Değil mi? İkincisi Cebrail aleyhisselam vahiy getirdiği zaman peygamberimize onların o arasındaki şeyi dinler gibi efendim. Üçüncüsü de direkt Allah-u Teala'dan sanki. Değil mi anladığım yanlış anlamasında? Yani, ondan bak, geliyormuş gibi. Bir perde dedi. Bak burada Risale-i Nur evet. Bazı cümlelerde akla gelen sualleri cevaplandırıyor. Ne demek? Sanki mektubatta var. 24. mektupta Zeyl'de diyor ki 70 bin perden sonra haşa Cenab-ı Hak var.
Allah'ın mekan mı itaat ediyorsun? Akla bir sual gelir. Gelin madem yeri gelmişken bu sual icabını aydınlatalım. Yani 70 miktardan sonra tövbe sabrı. Allah'ın bulunması tövbe sabrı. Onun mekan itaat edilir ki bu küfürdür Allah'ın bazı. Peki nedir bu 70 perde? Ahmet kardeşimiz 31. sözdeki sahibi 772'den 70 perdenin ne olduğunu okusun. Bir de 24. sözde var. İkisini izah etsin. Ben bir açıklama yapacağım. Hangisini önce okuyayım? 772 o. 772. 31 pencere. 70 perdenin manası. Okuyorum. Okuyorum. Bütün efradı insaniye içinde öyle bir manevi seyri sülükü olacaktır ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cismani alemde seyri seyahat suretinde bir miracı olacaktır. Evet. 70 bin perde tabir olunan berzah-ı esma ve tecelli-i sıfat ve ef'al ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar kat-ı meratip edecektir. Bak bu demek ki esmanın perdesi. 70 bin perden maksat buymuş. Mesela ben size bir örnek vereyim. Mesela bizzat düşünün. Saat, ilim sahibi zat. Saat yapsa bir perde. Onda ilimi o kadar gözükür. Peki bir taksi yapsa bak ilim perdesi biraz daha yükseldi. Peki bir uçak yapsa veya bir gemi yapsa ilmin perdeni gördünüz mü? Mesela bir zatın zengin bir zat. Gittiniz ziyarete gittin. Görmek istiyorsun. Bir fabrika gösterdi. Bir perde açıldı. Yüzlerce fabrikası olsa bu adam bir perde daha açıldı. Peki araziden çıktıkları gösterse bir perde açıldı. Görüyor musunuz? Yani bu yoksa perdenin sonunda Allah var değil. Mesela de ki matematik ilminin en son üniversite okutulduğunu kabul edelim. Matematik ilkokulda okuyan sadece çarpım tablosunu bilir. O kadar. Ama ortaokul, lise, değil mi Erdi Bey? Üniversite deyince tabii. Bak perde açıldı. Mesela ikinci şahanın başında diyor ki sofrada bir zeytin ekmek yiyorsun. Allah Rezak ismi gözüküyor mu? Dedi ki Esma dedi. Esimler. Evet. Sadece kendi sofrandaki zeytin ekmeği düşündüm. Peki bir de şeyi düşün. İstanbul'daki yerleri düşün. Hadi bir daire aç. Türkiye. Bir daire daha aç. Dünyada. Rezak'ı geliştirdin mi? Peki bir de mazi düşün. Bir de geleceği düşün. Aman yarabbi. Rezak isminin tecellisini görürüz. Bu Esma perdesi. Mesela diyelim ki bunun Halik ismi. Şimdi biraz sonra Ahmet kardeşimiz 24 sözde onu okuyacak. Halik ismi de balığı da yaratıyor. Atomu da yaratıyor. Hı. Hayvanları yaratıyor. Bitkiyi yaratıyor. Nebatatı yaratıyor. Bak Halik isminin tecellisi görüyor musunuz? İnsanı yaratıyor. Aman yarabbi. Yıldızları yaratıyor. Sabanyalı yaratıyor. Senin sağın Erdi Bey bilirsin. Galaksileri yaratıyor. Sonsuz feza yaratıyor. Aman yarabbi. Bütün bunlar ne gösteriyor? El Esma'nın perdeleri gösteriyor. İşte bu perdeleri aşarak bizzat Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varması bu demektir. Değil mi? Yani marifeti ziyadeleşiyor. Bravo. Marifeti ziyadeleşmesi. Yoksa kalkıp da ondan sonra bir söz var değil mi Ahmetciğim? Ne diyor? Ma arefnek hakka marifeti ya maruf. Sen, ya Rabbi. Evet. Nasıldı? Ya Rabbi. Seni hakkıyla bilemedik. Görüyor musun? Bilemedik. Değil mi? İnsan ondan dolayı hadis var. Allah'tan en çok korkan alimlerdir. İşte Risale-i Nur bize değerli kardeşler marifet dersi veriyor. Allah marifetini arttırsın. Yeri gelmişken söyleyeyim. Hı. Kaç sene söyledim. Cennette namaz yok. Oruç da yok. Ya ne var? Ne var? Marifet. Marifet var. O halde marifetini arttırmak için Risale-i Nur'u okuyun. Ama nasıl okuyacağız? Erdik Bey ne dedi? Hulusi abin dediği gibi. Sanki üstadın huzuru okuyormuş gibi. Sanki bütün abilerin huzuru okuyormuş gibi. Öyle okumak feyiz alırsın. Zaten 16. mektupta 16. mektupta bu feyizler safiyane bir ihlasla gelir. Peki. Fazla uzatmayalım. 4.46'ya da bir okusam bununla ilgili. Okuyorum. Oku. Halık-ı Zülcelal her şeye yakın olduğu halde 70 bine yakın nurani perdeleri vardır. Mesela sana tecelli eden Halik isminin mahlukiyetindeki cüz'i mertebesinden tut ta bütün kainatın Halik'i olan mertebesi mertebe-i kübra ve ünvan-ı azama kadar ne kadar perdeler olduğunu kıyas edebilirsin. Demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla mahlukiyetin kapısından Halik isminin müntehasına yetişirsin, daire-i sıfata yanaşırsın. Yani çok derin nokta. Biliyorsunuz
yedinci şuada diyor. Sıfatlar şeyler, isimler sıfatlardan oradan oluyor. Evvela esma, sonra sıfat geliyor. Esma dersi okudun. Balık yardıma tut. Ta bütün yıldızı yaratana kadar bütün mertebe aşıyor. Evet. Sonra evet. Madem daire sıfata yanaştı. Madem perdelerin birbirine temaşa eder pencereleri var ve isimler birbiri içinde görünüyor ve şuunat birbirine bakar ve temessülat birbiri içine girer ve ünvanlar birbirini ihsas eder ve zuhurat birbirine benzer ve tasarrufat birbirine yardım edip itmam eder ve rububiyetin mütenevvi terbiyeleri birbirine imdad edip muavenet eder. Elbette gerektir ki Cenab-ı Hakk'ı bir isim, bir ünvanla, bir rububiyetle ve hakeza tanısa başka ünvanları, rububiyetleri, şeyinleri içinde inkar etmesin. Belki her bir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse zarar eder. Mesela Kadir ve Halik isminin eserini görse, Alim ismini görmezse gaflet ve tabiat dalaletine düşebilir. Belki lazım gelir ki onun nazarı daima karşısında Hüvallah okusun, görsün, onun kulağı her şeyden Kul Hüvallahu Ahad dinlesin, işitsin. Onun lisanı La ilahe illahu beraber mizanet alem desin, ilan etsin. Hocam bu evet. Bir isimden, sair isimlere intikalden biraz bir misal verseniz. Mesela diyelim ki bana bir hayvan ismi söyle, farzım var veya bir insan. Diyelim ki insan yaratılış mı? Halik ismi var mı? Var. Var. Tabii ki Mesnevi diyor ki insan hikmet yapmış masnudur. Bak burada hikmet ismi gözüküyor mu? Sen sadece insan yaratılmışsın bakmayacaksın. Oradan hikmete bakacaksın. Sonra hikmetten onun rızıklanmasına, rezaka bakacaksın. Yani böyle bakmayla zevk alırsın. Yoksa bir insan var desen donuk kalır. Ona ifade edeyim. Ne anlatabildim mi? Şimdi evet. Değerli kardeşim, biliyorsunuz demin 3 aylardan bahsetmiştik. Büyük bir bu panayırdır. Şimdi Erdi kardeşimiz bir şey okutacağım Barla'da. Onu okumadan beni iyi dinleyin. Zühretül Abidin adlı kitapta. Bak kaynak veriyorum. Zühretül Abidin adlı kitapta bir menkıbe var. Menkıbe de gerçek olan bir şey. İsa aleyhisselam bir gün dağda giderken bir kaya rast gelir. Kaya. Kaya etrafı ışık saçıyor. Etrafı döner. Aman der ya Rabbi bu nasıl bir kaya? Işık saçıyor. Kardan ak, sütten bembeyaz bir kaya. Biraz Cenab-ı Hak diyor ki sana ben daha acayibini gösteririm mi? Göster ya Rabbi diye İsa aleyhisselam. Kaya parçalanıyor. İçinden bir piri fani çıkıyor. Yaşlı bir adam. Soruyor. Sen diyor Cenab-ı Hak ona bir üzüm, aksakallı bir adama üzüm, yaş üzüm yaratmış taşın içinde. Onlar rızkını idare ediyor. İsa aleyhisselam şaşırıp soruyor. Sen kaç yıldan bir ibadet ediyorsun? Diyor ki 400 sene bir ibadet. 400 sene dile kolay. Eskiler yaşarmış. 400 sene. İsa aleyhisselam daha çok şaşırıyor. Ya Rabbi diyor. Bundan daha kıymetli, bundan daha çok ibadet eden bir zat var mı yeryüzünde? Ne kadar çok sevap kazanıyor? Dikkat buyurun burası. Cenab-ı Hak diyor ki evet diyor. Kıyamete yakın gelecek Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden bir kimse böyle gecelerde iyya ederse o sevabı alır diyor. Şimdi onu okuyacağız. Nasıl alır diye sıfat yapacağız. Bunun için İsa Aleyhisselam elini kaldırıyor. Ya Rabbi, ya Rabbi ne olur beni o ümmetten et diyor. Hadiste var. Hem 15'in mektupta var. Ne diyor Peygamberimiz? İsa Aleyhisselam gelecek. Nasıl Ahmetciğim? Ümmetimden olacak diyor. Olacak. Demek ağır şimdi zamanda. Erdiyor kardeşim matematikçi ona okutacağız, soracağız. Hesabını yapsın. Dakikası nasıl geçiyor? Yap bakalım. Vallahi 389'da aç. Evet. Rabian, şu mübarek şehir Ramazan Leyl-i Kadir'i ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir Leyl-i Kadir'dir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Allah Allah. Dakikası bir gündür.
Dakikası bir gündür. Saati iki ay. Evet. Günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Buyur. Günü böyle. Ya ayını hesap ettin mi? Dakikası bir gün. Yardım et bana. Dakikası bir gün. Saati 60 gün. İki ay. İki ay. Evet. 60 gün değil mi? Peki, evet. Peki günü ne oluyor? Birkaç sene. Mesela kaç sene oluyor? Dakikası bir gün. Saati iki ay. Gün iki ay. 24 saat olduğuna göre 24 çarpı 2 evet. Kaç oldu? 48 ay oldu. Dakikası bir gün. Saat evet. 2 ay. Evet. Günü 24 saat. 24 çarpı 2 48 ay. Yani ne? Kaç 48. sene 48 ay? 48 ay 12'ye böl 4 sene. Evet. Doğru mu? Ahmet'im doğru mu hesap? Evet 4 sene. Evet, 4 sene. Demek evet. ki günü 4 sene oluyor. Bir gün 4 sene. Ya 30 gün. 30 gün. 120. 120 sene. Bir de Kadir Gezisi var. Kaç senesi Kadir Gezisi? 80 sene. 80 sene. Topla olan 120, 80 tane eder. 200 kusur eder. 200. Peki sen kaç yıldan beri tövbe sağlı oruç tuttun? Mesela 10 sene oldu mu? 20 sene oldu mu? Geçti yani. Peki 10 sene olsa 200 çarpı 10 2000. 20 sene olsa 4000. 50 sene olsa 10 sene hesap et artık. Allah bereket versin. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bereketini peki şimdi esas şeye gelir. Şimdi var ya bir şimdi Ahmet kardeşim mektup okuyacağım. Mektup şeyde Ramazan'la ilgili Kastamonu'dan. Diyor ki bir kardeşimiz ben diyor bu kadar vaaz etmişim. Dünyayı gezdim. Kitaplar yazdım. Ama hiçbir şeye güvenmiyorum. Tek güvendiğim ne biliyor musun? Söyle. Şirketin maliye darlığı bak. Şirketin maliye. Evet. Bir de bunu hesap etsen var ya paçayı kurtarırsın. Nedir bu şirketin maneviye? Gene Ahmet karşısına dinleyelim. Kastamonu sayfa 101. Okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu seneki Ramazan-ı Şerif alemi İslam için hem Risale-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetli pek çok kıymetlidir. Risale-i Nur şakirtlerinin İştirak-ı amal uhreviye düstur esasiyeleri sırrınca her birisinin kazandığı miktar her bir kardeşlerine aynı miktar defter-i amaline geçmesi o düsturun ve rahmet-i ilahiyenin muktezası olmak haysiyetiyle. Burada dur. Demek ki ben bir itiraz söyleyeyim. Rahmetli Bekir abinin evvelden şey yapıldı ki Bekir abinin ölümü yıldönüm yapıldı biliyorsun. Unuttuk galiba onu. Ne zaman bilmiyorum da. Bekir abinin hatim dağıtıp öyle yapıyoruz. Tamam. Bekir abinin biz 1969 mu 68 o yılda Bekir abi beraber rahmetli Vahdet Yılmaz şu anda profesör olan Osman Özçelik ben Bekir abi Sarıkamış'a gittik. İsmen veriyorum. Manisa'da şu anda bu kim? Dekanlık yapan. O zaman lisede öğretmendi. Profesör oldu sonra. İsmail Pir'in davasına gittik. Her neyse. Dönüşe gelip bir namaz kılıyoruz. Bana dedi ki bak 1968 ve 69 yılında Ragıp Hoca dedi maddi şirkette 1 lira veren de 10 lira veren bugünkü konuşalım. Böyle bir şirket kurdunuz. Sen 10 bin lira verdin. Ahmet Kacı 100 bin lira verdi. Erdi Bey sen de diyelim ki 500 bin lira verdin. O şirket kar etti. Ayas gibi. Peki karı nasıl verecek? Herkes sermayesi nispetinde. Sermayesi nispetinde. Maddi şirkette bu. Ama manevi şirkette ya, hepsi bir havuzda toplanıp İhlas ve sadaka şartıyla herkesin defterine geçer hepsi. Ben Nurkaş'ın bir derse bakan sen bir hatıra söylemiştin Ahmetciğim. Manevi şirket çalışıyor. Bakın böyle yapmayın. Hatırladın evet. mı? Söyler evet, onu evet. söyler. Yeri geldi söyler misin? Bir gene mübarek gecelerden kandil gecelerinden. İsim vermeyeceğim. Mübarek gecelerden bir gece. Süleymaniye 46'da herkes okuyor işte ondan sonra birinci abi, Sahir abiler Zübeyir abi de var, kardeşler de var bir kardeşimiz ondan sonra okumuş epeyce saat gece epeyce olmuş
Ya çok da uykusu gelmiş. Demiş ya ben biraz uyuyayım. Tabii birinci abi de var. Kardeşim olmaz demiş. Bu gece mübarek gece yatma yok. Abi demiş şirket nasıl olsa çalışıyor. Olur mu öyle demiş. Böyle konuşurlar ki demiş çalışacaksın. Olmaz abi biraz yatayım falan. Bu arada Zübeyir abi çıkmış odasından. Nedir diyor. Abi bak ne diyorlar. Böyle nasıl olsa şirket çalışıyor. Ben biraz yatayım istirahat edeyim diyor. Olmaz kardeşim diyor. Hepimiz çalışacağız. Eğer içimizden birisinin yaptığı ibadet ondan sonra evrat, ezkar kabul olsa hepsi kabul olur. Hepsi istifade eder. Onun için hep beraber çalışacağız. Öyle ondan sonra bektaşilik yok diyor. Bunu birkaç saat dinlemişsin, çok o, güzel oldu. Hakikaten de dinlemişler. Demek ki manevi şirkette biraz çalışmamız lazım. Elinden geldiği kadar gayret gösterelim. İstifade edelim. Bir daha başlayalım. Risale-i Nur şakirtlerinin. Risale-i Nur şakirtlerinin iştirak-ı amal-i uhreviye düstur esasiyeleri sırrınca her birisinin kazandığı miktar, her bir kardeşlerin aynı miktar defter-i amaline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i ilahiyenin muktezası olma haysiyetiyle Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlasla girenlerin kazançları pek azim ve küllidir. Her biri binler hisse alır. İnşallah envali dünyeviyenin iştirakı gibi inkısam ve tecezzi etmeden Ne büyük demek yani? dünyevi şirketlerin Evet. ortaklıkların birbiriyle iştirakları gibi ortakları nedir? Ancak hisseleri miktarınca o kârdan pay aldıkları gibi değil. İnşallah envali dünyeviyenin iştirakı gibi inkısam ve tecezzi etmeden her birisine aynı amel bütün o şirkette toplanan, havuzda toplanan hasenat kadar defter amaline geçmesi bir adamın getirdiği bir lamba binler aynelerin her birisine aynı lamba inkısam etmeden parçalanıp bölünmeden girmesi gibidir. Geçen bir ve bu konu olmadan önce Avrupa'da mı bana bunu sormuşlardı. Dedi abi şirketin manevi güzel ama diyor tövbe estağfurullah. Bazı abiler kastederek siz sağa sola gidiyorsunuz koşuyorsunuz biz de burada okuyoruz. Nasıl olacak bu iş? Yani herkes hizmetin miktarınca mı? Gibi soru sormuştu. Ona ben cevap vermeden şunu anlattım. Demin Ahmet karşılığı okudu. Dedi ki bir adamın getirdiği lambadan herkes ışını alabilir. Bir yerde bir ders okunuyor değerli kardeşim. Bak iki misal vereceğim. Ders okunuyor. Tabii hatim duası yapılacak. Şimdi biraz sonra yine yapacağız. Hatim duası yapacağız. Değil mi? Bugün dua var değil mi yine? Dua var mı? Akşam. Akşam var. Şimdi o sırada bir kardeş diyor ki yani Allah rahmet eylesin. Dua yapan da hocamız Osman Demirci Hoca. Olmuş olan lakabı. Güzel dua eder. Hocam diyor şu adam var ya evet bu adam babası için hatim okutuyor. Dönüyor. Babanın adı ne diyor? Ahmet diyor. Peki diyor. Duayı onu koyarım diyor. Başlıyor duaya. Peygamberimizler, sahabeler, Bedir Muharebesi derken de üstad talebe sayıyor sayıyor sayıyor. Zaten duanın sonunda zaten güzel dua ediyor. Fatiha deyince tam Fatiha diyecek. Hocam ikaz ediyor. Hocam adam ismini unuttum. Ha diyor, dönüyor unuttum ya diyor. Babanın ismi ne diyor? Ahmet. Ahmet de ruhuna el Fatiha diyor. Tabii bu dua bitiyor. Arkadaşlar hocam bugün çok güzel dua ettim. Herkes saydı Allah razı olsun uzattın diyor. Ondan herhalde biraz taltif olarak dönüyor adama nasıl diyor babam hakkın ettiğin duayı beğendin mi diyor. Adam ne dese hocam öyle dua mı olur ya diyor. Ne biçim dua ettin diyor. Allah Allah herkes takdir edildi herkes beğendi. O kadar dağıttın ki babam bir şey kalmadı diyor. O kadar dağıttın ki babam bir şey kalmadı. O zaman buraya okuyorlar. Yani sanki lamba yandığı vakitte herkes aynı olsa o lambadan almayacak ışığını. Şey alır. Parçalanmadan o lamba aynasında bulunur. Ben bunu anlatınca oradan bir sual sordu. Peki hocam biz aynımızı nasıl büyüteceğiz? Aynımızı nasıl parlatacağız? Mesela diyelim ki nur taşındaki kadar büyük ayna olsa, İstanbul kadar ayna olsa, ne kadar ayna büyük olsa o kadar ışık fazla almaz mı? Ha, Evet. Erdicim alır. Evet. Peki bir de ayna puslu olur, buğulu olur, ışık az gösterir. O az iki ışık var. Aynayı büyütmek, iki aynayı parlatmak. Anlatmış. Bunun cevabına en son satır okumadan Ahmetciğim 123'ü aç Kastamonu'da. Oraya oku. Bunun cevabı orada var. Risale-i Nur'un Okuyorum. hakiki oku. Risale-i Nur'un hakiki ve sadık şakirtlerinin
mabeyinlerinde aralarındaki düstur esasiye olan iştirak-ı amal-i uhreviye kanunuyla ve samimi ve halis tesanüt sırrıyla her bir halis, hakiki şakir bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara binler dil ile mukabele eder. Bazı melaikenin 40.000 dil ile zikrettikleri gibi halis, hakiki, muttaki bir şakir dahi 40.000 kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata, kurtuluşa müstahak ve inşallah ehli saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Bak bir daha elbette. Bir dakika onu okumadan Risale dairesinde demin dedik sualimiz dedi. Aynamızı nasıl büyüteceğiz ve aynamızı nasıl parlatacağız? Aynen büyük büyütmez işaretini verdi Yusuf. Risale dairesinde sadakat ve hizmetle aynamız büyür. Şimdi zaman geçiyor diye Ahmet kardeşimiz sadakatı anlatsın. İnşallah bir gün zaman kalınca onu anlatırız. Sadakatla, davaya bağlılıkla hizmet aynamız büyütür. Peki aynamızı parlatacağız. Ne diyor? Takva ve içtinab-ı kebair. Bunu da bir. Şimdi bunu anlatmak için bakın şu Kastamonu alakasında onu size söyleyip okursunuz. 103. mektup. Yani tabii 185'te 103. mektup. Takva, içtinab-ı kebair. Bunu orada anlatıyor. Demek ki özetle bir daha özet bitirelim. Risale dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatta çalışmak gerektir. Cenab-ı Hak bize takvada ayırmasın. Amin. Bu şirketli manevi dahilisin der. 121'in son paragrafını oku bitirelim. Demek Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinden birisi Leyli-i Kadir'in hakikatini ve Ramazan'ın yüksek mertebesini kazansa umum hakiki sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak. Üs'at-ı rahmeti ilahiyeden çok kuvvetli ümit varız. Herhalde Zübeyir abi bunu mu kastetti o arkadaşa? Değil mi? Belki dua kabul olur diye. Çünkü birisi kabul olsa Cenab-ı Hak umumunu kabul etmiş oluyor. Öyle. Bak bir hak dostu, hak dostu hacca gider. Haç dönüşünde de eve gitmeden şöyle bir dinlenmiştir. O sonra iki melek yakaz halinde konuşma yapıyorlar. Diyor ki bu sene hacca gidenlerin hiçbir hacı kabul olmadı. Üzülüyor. O sonra melekler devam ediyor konuşmasına. Amma diyor Kabe'de bir adam gösteriyoruz. Bu adam var ya onun üzerine onun hürmetini Allah hacını kabul etti. Doğru adamın yanına gidiyor. Adam ayrılmamış orada. Bir adam sen nereden geldin? Kimsin? Ne dua ettin? Dedi benim adım Haso. Hacca geldim. Ne dua ettin? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Ben cahil adam. Ne dua ettin? Dedi ki ya benim adım Haso. Sen kalbimi biliyorsun. Beni affet. Hacımı kabul et. Allah onun samimi hürmetine bütün hacı kabul etmiş. Şimdi Ahmet'ciğim der misin ki içimizde bu okuyanlar içinde bir nur talebi içerisinde veya bu Ramazan içinde bir hafta çıkar değil mi inşallah? Çıkar inşallah. İnşallah. Cenab-ı Hak yapılan ibadet ve duaları tuttuğumuz abi, oruçları kabul eder inşallah. Evet. Madem sen söyledin bitir o zaman. Kısa bir duada. Evet. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimin hakim ve ahuru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin rızanillahi'l-fatiha.